Bir son soru var. Firavun Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyor muydu? Biliyorsa neden inkar etti? Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Hak وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ buyuruyor. Bu Firavun ve hanedanı Musa ve Harun Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında inkara saptılar. Bile bile. Ama içten içe kesin olarak biliyorlardı ki Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Ve bu gösterilen mucizeler haktır. Bu konuda en küçük şüpheleri yoktu. İşte inandıktan sonra kafir olma işi bu. Yani Musa Aleyhisselam'ın zaten Allah'ın varlığı konusunda ne Firavun'un şüphesi vardı ne bir başkasının. Birliği konusunda da yok. Ama düzenini öyle kurmuş ki orada bir apis öküzü olacak, insanlar oraya tapacak ki o şekilde o insanların beyinlerini şey yapsın ki kendi emrine soksun. Musa Aleyhisselam'ın teklif ettiği herkesin hür olması bu da Firavun'un hesabına gelmiyor. Yoksa Musa Aleyhisselam'ın söylediğinin yanlış olduğundan değil. Doğru olduğunu çok iyi biliyor. Neml suresi 14. ayet. Yani 27. sure 14. ayet. Kesin olarak biliyor. E peki neden şey yaptı? Evet, bu Neml 14. ayette şöyle diyor: "Ve cahadu biha ve isteykanetha enfusuhum." Onlar Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile inkara saptılar. Ama içten içe çok iyi biliyorlardı onun Allah'ın doğru olduğunu. Neden böyle yaptılar? Zulmen ve zalimliklerinden ve hep üstün olma arzusundan dolayıdır. E şimdi Musa'nın dediği doğrudur dediği zaman Musa'ya saygı göstermesi gerekecek. E Firavun da saygı göstermek istemiyor. E zalimliğini yapamayacak. İnsanları ezemeyecek. Ezmek istiyor. Yoksa doğru olduğundan şüphe olduğu için değil, şüphesi olduğu için değil.